Bugün kıble değişiminden alınan derslerden hutba vereceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Lakin iyi olan Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, onun sevgisiyle yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve köleler uğrunda mal veren, namaz kılan, zakat veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır ve sakınanlar ancak onlardır buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Allah Teala'nın Muhammed ümmetine olan mübarek hediyeleri sayılmaz. Şaban ayında kutladığımız en büyük olaylardan biri kıblenin Kudüs'ten Mescid-i Haram'a çevrilmesiydi. Halbuki bu olay İslam tarihimizdeki en önemli olaylardan sayılır. Allah Teala Habibi olan Hazreti Mustafa umduğu gibi arzusunu gerçekleştirdi ve kıblenin Mescid-i Aksa'dan Ceddi Hazreti İbrahim'in kıblesi olan Mescid-i Haram'a çevrilmesine izin verdi. Efendimiz hicretten önce Allah'ın emriyle namazını Kudüs'e doğru kılardı. Bu durum Medine'ye hicretin 16. ayına kadar devam etti. Peygamber Efendimiz Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılmayı kalben arzu ve temenni ediyor ve kıblenin çevrilmesi için vahyin gelmesini dört gözle bekliyordu. Nihayet Allah duasını kabul edip Kabe'ye doğru yönelmesini emretti. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yüzünü güye çevirip durduğunu görüyoruz. Hoşnut olacağın kıbleye seni elbette çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir. Bulunduğunuz yerde yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphe yok ki kıble değişimi olayına ibret gözüyle bakıp düşünen kişi, Peygamber'e bu ilahi onurlandırmadan alınan birçok ders ve ibret olduğunu fark eder. Bu derslerin en önemlisi, Peygamber Efendimizin Allah katındaki büyük yeri ve yüksek makamıdır. Bu da Allah'ın buyurduğu hoşnut olacağın kıbleye seni elbette çevireceğiz ifadesinde çok bellidir. Allah'tan büyük bir lütuf ve Peygamberimizin büyük yerine bir işarettir. Allah Teala, Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın buyurdu. Allah Teala onun gönlünü açıp yükünü üzerinden aldı da şöyle buyurmuştur. Senin gönlünü açmadık mı? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı? Ayrıca onun günahını bağışladı. Şöyle buyurmuştur. Doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır. Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Allah Teala onun dilini, gündünü, aklını, gözünü, öğretmenini, ahlakını ve tümünü temize çıkardı. Farklı ayetlerde şöyle buyurdu. O kendiliğinden konuşmamaktadır. Gözünün gördüğünü günlü yalanlamadı. Arkadaşınız sapmamış ve azmamıştır. Gözü oradan ne kaydı ve ne de onu açtı. Ona çetin kuvvetlere sahip ve güçlü olan Cebrail öğretmiştir. Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsindir. Andolsun ki sizin için Resulullah en güzel örnektir. Kıble değişiminden alınan derslerden ümmetin mu'tedil orta yöntemine tutunmak gerekliliğidir. Bu büyük olay ümmetin mu'tedil ilkesini sağlamlamıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık.
ortalık kavramı hayatın tüm yönlerini aşırı veya ihmal olmadan kapsamaktadır. Ortalık, adalet, ihsan, orta olma ve dengedir. Allah bizi şereflendirdiği bu ortalığa geri dönmemiz ve tüm işlerimizde gerçekten tam ortada bulunmamız gerekiyor. Allah Teala şöyle buyurur: elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büsbütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. Yine de şöyle buyurur: onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Bu bağlamda İmam-ül Evzeyi, Allah rahmet eylesin, diyor ki: Allah'ın İslam'da emrettiği her şeye şeytan müdahil olur. Ya aşırı ya da ihmal yolundan. Dolayısıyla terk ve ihmal yolu değil, kolaylaştırma ve hoşgörü yoluna oymalıyız. Bu yol aşırılığa değil, din ve ahlaka dayanır. Muhammed'in ümmetinin diğer ümmetlere şahitlik yapması nail olduğu şerefe göre, onun bu şerefe layık olması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesini gerektirir. Ebu Seyyid Huderi şöyle demiştir: Resulullah şöyle buyuruyor: kıyamet gününde Hazreti Nuh ve ümmeti gelir. Yüce Allah ona emirlerimi ümmetine tebliğ ettim mi buyurur. Nuh, evet ettim ey Rabbim der. Bunun üzerine Allah onun ümmetine, Nuh size tebliğ etti mi buyurur. Nuh'un ümmeti de, hayır bize hiçbir peygamber gelmedi derler. Bunun üzerine Allah Nuh'a, senin tebliğ ettiğine kim şehadet eder buyurur. O da Muhammed ile ümmeti der. Sonra Muhammed ile ümmeti, Nuh'un ümmetine Allah'ın hükümlerine tebliğ ettiğine şehadet ederiz derler. Sonra Resulullah şu ayeti okudu: böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit ve örnektir. Kıble değişiminden alınan derslerden, müminlerin Allah ve Resulünün emrini hemen yerine getirmeleridir. Bu olay, sahabelerin Resulullah'ın kendilerine verdiği Allah'ın tüm tebliğlerine güvenmeleri konusunda bir dönüm noktası oldu. Allah onların gönüllerini hak yoluna yönlendirdi. Yüce Allah, senin yöneldiğin yönü peygambere uyanları cayacaklardan ayırt etmek için kıble yaptık. Doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ayrı bir şeydir buyurmuştur. Onlar Allah'a ve Resulüne itaat etmek için en güzel örnek göstermişlerdir. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi için ilahi emir gelir gelmez müminler hemen icabet edip namazlarını tamamlamak için Kabe tarafına yönelmişlerdir. Hatta namazın bitmesini beklemeyip ruku ederken yeni kıbleye dönmüşlerdir. Abdullah İbn Ömer şöyle demiştir: İnsanlar kıbada sabah namazında bulundukları sırada onlara bir kimse gelip şüphesiz Resulullah'a Kur'an indirilmiş ve ona Kabe'ye yönelmesi emrolunmuştur. Binaenaleyh sizler de Kabe cihetine yöneliniz dedi. Cemaatin yüzleri Şam tarafındayken bu emir üzerine namaz içinde Kabe tarafına döndüler. Alınan derslerden de namazın önemi ve Allah'ın kullarına olan geniş rahmetidir. Kur'an namazı İslam tarihinin en belirgin olaylarından sayılan iki büyük olaya bağladı. Biri İsra ve Miraç gecesinde namazın farz edildiği İsra ve Miraç mucizesi ve diğer olay ise kıble dönüşüdür. Allah Teala Allah ibadetlerinizi boşa çıkaracak değildir buyurdu. Ve ibadetleriniz derken yani eski namazınızdır. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir: Resulullah Kabe'ye yöneltildiği zaman ashab ey Allah'ın Resulü dediler. Beyt-i Makdis'e doğru namaz kılarken ölüp giden kardeşlerimizin durumu ne olacak? Bunun üzerine Allah Bakara suresi
143 ayetini indirdi. Şöyle buyurdu: Allah sizin imanınızı ve önceden Kudüs'e dönerek kıldığınız namazları boşa götürecek değildir. Zira ikisi aynı ibadet olduğu için Allah Teala onların önceden Kudüs'e yönelerek kıldıkları namazları boşa götürmeyeceğini bildirerek kalplerini rahatlattı. Daha sonra ayetin sonu onların kalpleri için serinlik ve esenlik oldu. Allah Teala şöyle buyurdu: Doğrusu Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametli olandır. Madem ki Allah genel olarak insanlara merhametli ise, özel olarak mümin kullarına daha şefkatli ve merhametlidir. Kıble dönüşünden alınan derslerden de Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Mekke'deki Mescid-i Haram arasındaki güçlü ilişkinin gösterilmesidir. Bilindiği gibi Mescid-i Haram yeryüzünde Allah'a ibadet etmek için koyulan ilk camidir. Mescid-i Aksa ise ikinci camidir. Ebu Zer'den şöyle diyordu: Resulullah'a hangi mescidin ilk önce yapıldığını sormuştum. Mekke'deki Mescid-i Haram'ın kendisi yani Kabe'dir buyurdu. Sonra hangisi dedim, Mescid-i Aksa buyurdu. İkisinin yapılışı arasında ne kadar zaman geçti diye sorduğumda 40 yıl buyurdu. Daha sonra yeryüzü senin için mescittir. Namaz vakti nerede gelirse orada namazını kıl buyurdu. Daha sonra İsra ve Miraç iki mescit arasında bağladığı gibi kıble dönüşü de ikisi arasında bağ kurmuştur. Allah Teala bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir buyurmuştur. İşte bu yüzden ikisini korumak ve hiçbirinden vazgeçmemek gerekir. İkisi kıyamete kadar tüm Müslümanların boynunda bir amanettir. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. İslam kardeşleri, peygamberin hayatı tüm aşamalarında hep olumluydu. Peygamber 15 yaşındayken Hülfül Fudul Antlaşması'na katılmıştı. Kureyş'in ileri gelenleriyle birlikte Abdullah bin Cüda'nın evinde toplandılar. Daha sonra kim olursa olsun Mekke'de zulme uğramış kimselerin hakkını geri alıncaya kadar zalime karşı mazlumu müdafaa etmek üzere ahitleştiler. Resulullah, Abdullah ibn Cüda'nın evinde bir antlaşmaya tanık oldum ki onu bir sürü kırmızı develere değişmem. İslam'da da böyle bir antlaşmaya çağırsalar hemen kabul ederim buyurmuştur. 35 yaşında iken Kabe'nin yeniden inşa edilmesine katılarak taşları omzu üzerine taşıyordu. Büyük bir sorun çıkmasını durdurmuştur. Halbuki Hecerül Esved'i yerine yerleştirme konusunda bencil davranan kabileler bu şerefi başkalarına vermek istemeyince sorun büyüdü. Fakat Hazreti Muhammed bir bez parçası istedi. Onu yere serdi. Başka bir rivayette onun abasını serdi. Hacerül Esved kendi elleriyle üzerine koydu. Her kabileden bir temsilciye bezin bir ucundan tutup kaldırmalarını söyledi. Kabileler kaldırmaya ortak olmanın verdiği mutlulukla barıştılar. Daha sonra Efendimiz peygamberliğinden sonra her şeyde alınacak bir örnek olduğu gibi olumlulukta alınacak bir örnek olmuştur. İnsanların en hayırlısı, en cesuru ve en cömert olanıydı. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor: Biz savaş kızıştığında gözler öfkeden kıpkırmızı kesildiğinde onun arkasına sığınırdık. Çünkü düşmana ondan daha yakın kimse olmazdı. Üstelik hendek kazılmasında sahabelerine yardım ederek katılmıştı. Peygamber ümmetini olumlu olmaya teşvik etti ve olumsuzluktan uyardı. Bir hadisinde
insanlar iyilik yaparsa biz de onlarla beraber iyilik yaparız. Şayet zulmederlerse biz de onlarla beraber zulmederiz diyerek her hususta başkalarını taklit eden şahsiyetsiz, iradesiz, kararsız kişiler olmayın. Lakin kendinizi insanlar iyilik yaparsa iyilik yapmaya, kötülük yaparlarsa zulmetmemeye ve kötülüklerinden uzak durmaya alıştırın demiştir. Olumluluk insanın kendi dininden ve ülkesinden sorumlu olduğunu hissetmesi anlamına gelir. Bir kişinin anavatanına olan sevgisi sadece duygu ve hislerle olmaz. Ancak davranışa yansıması gerekir. Olumlu insan, toplumun sorunlarıyla ilgilenen ve yararlı olan her şeyden etkilenendir. Kuşkusuz olumluluk biçimlerinden biri, topluma hizmet eden, ülkenin inşasına yol açan ve güvenlik, istikrar ve ilerlemesini sağlayan her şeye ciddi bir şekilde katılmaktır. Savunmak, çalışmak, dayanışmak, yardımlaşmak veya bütün anayasal haklara ciddi ve olumlu bir şekilde katılmakla olur. Şair Ahmet Şevki şöyle demiştir. Vatanların her özgürün kanında ödenmesi gereken bir borcu vardır. Ey Allah'ım, sen bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster ve ondan kaçınmayı nasip eyle. Mısır'ı, hakkını, halkını, ordusunu ve polisini muhafaza eyle.